Ukrayna ve Rusya müzakere heyetleri arasında Belarus'ta başlayan görüşmelerin yeni adresi İstanbul oldu. İlk açıklama Ukrayna müzakere heyeti üyesi David Arakamiya'dan geldi. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin konuyu telefon görüşmesinde ele aldı. Putin'in talebi üzerine ağırlıklı olarak müzakerelere ilişkin gerçekleşen görüşmede müzakerelerin İstanbul'da yapılmasında mutabık kalındı. Konuya ilişkin Ukrayna müzakere heyeti üyesi Arakamiya'nın yaptığı ikinci açıklamada görüşmeler salı günü başlayacak dedi. Kremlin'den gelen açıklamada ise müzakerelerdeki yetersiz ilerlemeye rağmen görüşmelerin yüz yüze yapılması önemli denildi. Rus Dışişleri Bakanı Lavrov ise görüşmelerin başarılı sonuçlanmasını umuyoruz ifadelerini kullandı. Tarafları Antalya Diplomasi Forumu marjında bir araya getiren Türkiye, savaşın başından bu yana ilk kez siyasi müzakerelere ev sahipliği yapmış, iki ülke Dışişleri Bakanı'nın müzakere masasına oturmasına vesile olmuştu. Şimdi ise teknik düzeydeki görüşmelere ev sahipliği yapıyor. Peki görüşmeler neden Türkiye'de? Habertürk'ün edindiği bilgilere göre Ukrayna heyeti Belarus'ta kendini güvende hissetmiyor. Tam da bu nedenle görüşmelerin yüz yüze görüşmeden video konferansa döndürüldüğünü belirten yetkililer, Belarus aktif taraf olduğu için görüşmeleri orada yürütmek anlamsız ifadelerini kullandı. Görüşmelere dair bir diğer soru da bundan sonra adresin hep İstanbul olup olmayacağı. Türk tarafının ev sahipliği yapma isteği olduğu ifade edilirken, Ukrayna tarafının da görüşmeleri Belarus'tan farklı bir adreste devam ettirme isteği var. Ancak Rus tarafının yaklaşımının da önemli olduğunun altı çiziliyor. Gözler müzakerelerden bir ilerleme çıkıp çıkmayacağında. Kaynaklara göre bir mutabakat duyurusu çok öngörülmüyor. Ukrayna bir mutabakat için öncelikli olanın ateşkes ve Rus kuvvetlerinin çekilmesi olduğunu vurguluyor. Görüşmelerde ele alınan konular arasında Ukrayna'nın tarafsız statüsü, Rusya'nın Nazilerden arındırılma olarak adlandırdığı süreç, Rus dilinin Ukrayna'da kullanımı önündeki engellerin kaldırılması ve silahsızlanma var. Diğer konularsa Kırım ve Donbas'ın statüsü. Zelenski son yaptığı açıklamada tarafsızlığı müzakere etmeye hazır olduğunu, ancak bunun için güvenlik garantisi alması ve referanduma gitmesi gerektiğini ifade etti.